Terörle müzakere sürecinin koordinatörü olan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan dikkat çekici bir itirafta bulundu sayın seyirciler. Akdoğan, örgüt süreci istismar etti ve ihanet etti dedi. Süreci istismar etti ve ihanet etti. Terörle müzakere sürecinin terör örgütü PKK'yı güçlendirdiğine dair itiraflar gelmeye devam ediyor. Bir itirafta sürecin koordinatörü olan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Ankara'da AKP yerel yönetimler istişare toplantısına katılan Akdoğan, örgüt süreci istismar etti ve ihanet etti dedi. Burada bir güvenlik açığı oluştu. Örgüt süreci istismar etti ve ihanet etti. Onlara diyorum ki sürdürmek istesen de sürdüremezsin. Çünkü bu durumla, bu eylemlerle süreç sürdürülemez hale gelmişti. Eğer birileri yol keserse, dağ kaçırırsa, baskı yaparsa nasıl siz orada bir şey devam ettirebilirsiniz? Silahlanırsa, yeni yeni bir takım örgütler kurarsa silahlı örgütler nasıl sürdürebilirsiniz? İllegalite üzerinden devam ederse işte o süreç sürdürülemez hale geldi. Akdoğan, terörist Başı Öcalan'ın 10 maddelik bildirisinin Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Dolmabahçe'de kamuoyuna açıklandığı toplantıya başkanlık etmişti. Terörle müzakere sürecinin PKK'yı güçlendirdiğine dair en dikkat çekici açıklamaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Erdoğan, çözüm sürecinde silah depoladılar dediği terör örgütüne operasyon yapılmaması konusunda valilere talimat verdiklerini de ifade etmişti. Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı.